Burçlara özel açılımlar gerçekleştireceğim. Bu burçlara özel gerçekleştireceğim açılımların içeriği ne olacak? İçeriği şu olacak. İlişkiler konusunda bir açılım açacağım, kart açacağım. Bir de kariyer, iş, daha maddi konularda. Kariyer, iş, para konusunda, eğitim konularında bu burçların alması gereken mesajlar ne, enerjiler neler gösteriyor? Bununla alakalı genel bir açılım gerçekleştireceğim ve bu burçlar için de yine mesajlar çekeceğim. Şöyle söyleyeyim, belirli bir zamana niyet ederek çekmiyorum. Şu anda kolektif enerjilere niyet ederek koç burçlarının alması gereken ya da diğer videolarımda da her burç için o burcun alması gereken mesajlara, görmesi gerekenlere niyet ederek kolektif için gerçekleştiriyorum. O yüzden tamamına uyumlanmak zorunda değilsiniz. Ve bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman almanız gereken bir mesaj olabilir. Çünkü tarotta zaman kavramı yok. Aslında evrende zaman kavramı yok. Zaman sadece insan için olan bir şey. Bu çok derin bir konu aslında biraz. Anlatması da zor o yüzden. O yüzden Dark'ı izleyen çoğu kişinin de beyni birazcık yandı. Einstein'ın zaman kuramını bu konuda araştırmanızı öneririm. Tarot sonuçta hayatın okuması diyoruz. Her zaman o yüzden ben zaman vermeyi çok doğru bulma. O yüzden yani tabii ki de zamanlara da niyet ediyoruz. Bazen çoğunlukla gerçekleşebiliyor. Her tarottaki işte toprak grubunun tılsım grubu mesela daha uzun vadede gerçekleşecek durumları anlatabiliyor. Değnekler daha kısa vadeli gibi gibi. Onların ay, gün, hafta şeklinde karşılıkları olabiliyor. Ama dediğim gibi enerjiler her zaman değişir. Aslında burada baz alınan şey enerji. Enerji değiştiğinde orada senin dönüştürmen gereken şey dönüştüğünde, dönüştürdüğünde o zaman konusunda da bir hızlanma ya da daha yavaşlama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Aslında her şey enerji diye boşuna demiyoruz. Bu çok basit bir cümle gibi gözüküyor ama her şeyle alakalı olan bir durum. O yüzden ne zaman izliyorsanız o zaman almanız gereken bir mesaj, bir durum olabilir diyerek koç burçları için açılımıma geçiyorum. Kartlarımı seçeceğim. Daha sonra da birlikte yorumlayabiliriz. Yorumlama kısmına geçebiliriz. Koç burçları için kolektife niyet ederek önce ilişki hayatlarında enerjilere bakalım. Ve iş, kariyer, eğitim, para, daha maddi konulardaki enerjilerinize bakalım koç burçları. Bu taraf sizin ilişkilerle ilgili durumlarınız, bu tarafta dediğim gibi daha maddi konular. Ve iş, kariyer, para, eğitim konularında koç burçları bakalım sizleri neler bekliyor, içerisinde olduğunuz enerjiler ne, almanız gereken mesajlar ne koç burçları için.
maddi konularda durumlar nasıl bakalım? Evet, şimdi Koç burçları. İlişkiler konusuyla başlayacak olursak, size en son tavsiye mesajları da çekeceğim. O yüzden şu kartı şurada gözümün önünde tutayım, şu desteği unutmayayım onu. Evet, ilişkiler konusunda uzun süredir sabrettiğiniz, çözülmesini beklediğiniz, gerçekten sabrınızın sınandığını düşündüğünüz bazı durumlar olabilir. Bununla ilgili gelişmeler yaşayacağınız gözüküyor burada. İlişkide olduğunuz ya da size gelmesini beklediğiniz, aranızda mesafe olan birisi varsa bu kişi size adım atacak, gelecek diyebilirim. Ya da bu kişiyle birlikte bir yere taşınma durumları söz konusu olabilir sizin için. Birlikte başka bir şehir, başka bir ülkeye gitme gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada belki birlikte iş yaptığınız ya da birlikte ortak parasal menfaatlerinizin olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Bu durum birazcık sizi zorlasa da aslında size iyi gelecek, sizi daha özgürleştirecek diyebilirim. Şuraya bir kart daha çekeceğim. Şimdi şöyle, eğer ilişkide olduğunuz birisi varsa ve bu kişi işte sizi aldattıysa, sizin böyle çok fazla görmezden geldiğiniz durumlar ya da bilmenize rağmen sustuğunuz, sabır çalıştırdığınız durumlar olduysa, bu durumla alakalı siz özellikle artık böyle kendinizi tutamayıp artık her şeyi böyle pat pat söyleyeceğiniz ve böyle bir rahatlayacağınız enerjilere geçebilirsiniz. Ama bu aynı zamanda özgürleşmenizi sağlayacak. Ben bu kişiyle birlikte bir taşınma olayları görüyorum burada, ilişkide olduğunuz kişiyle birlikte. Ama bir diğer olasılık da burada şu: İlişkide olduğunuz kişiden ayrılma kararı da alabilirsiniz. Kendi yolunuza bakma kararı da alabilirsiniz. Bakın, tılsım 10'sundan sonra tılsım 9'usu ve en son gelen kılıç kraliçesi ve ek olarak çektiğim kartlarda da sizin burada birine olan siniriniz söz konusu. İlişkide olduğunuz kişiye karşı çok sinirlendiğiniz, artık içinizde tutmaktan, sabretmekten sıkıldığınız ve bu yüzden de artık kendi yolunuzda, kendi ayaklarınızın üzerinde durarak devam etmeyi seçtiğiniz durumlar söz konusu olabilir ya da olacak olabilir sizler için. Aynı zamanda buradaki mesaj da yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Burada daha çok sizin dediğim gibi sabrettiğiniz ve kader çarkıyla bir değişim, dönüşüm, kadersel bir süreç ama sonunda zaferin sizin olduğu, hayatınızda her şeyin aydınlığa kavuştuğu durumlar var. Belki birisinden evlilik adımı bekliyorsunuz, gelmiyor, uzun süredir ilişki yaşıyorsunuz, aranızda farklı şehirler olabilir, bir mesafe engeli olabilir. Bu durumla alakalı artık kendi yolunuzda ilerleme kararı alabilirsiniz. Şöyle bir durum da olabilir. İlişkide olduğunuz kişiyle belki başka bir yere taşınarak evlenme durumunuz söz konusu olabilir. Ama bunu aileniz
engel olmaya çalışacak olabilir. Daha çok işte otorite, anne baba gibi durumlar. Buna karşı bir çıkışınız, bir özgürleşme durumunuz olabilir. Ya da diğer olasılık, dediğim gibi kendi başınıza artık hareket etme durumunuz var burada. Daha çok bir durumdan özgürleşme, size iyi gelmeyen, daha çok ben evlilik ya da aile ortamları gibi alıyorum. Burada aşıklar ve tılsım onusu yan yana geldi çünkü. Burada uzun süredir bir şeye sabır çalıştırmışsınız. Bu durum sizi çok zorlamış. Belki çok dualar ettiniz, bildiniz, sustunuz, canınız yandı, sustunuz. Ama artık kendi değerinizin farkına vararak, kendi değeriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz ve size zarar veren, daha çok aile, evlilik gibi ortamlardan uzaklaştığınız ya da bunlara karşı kılıcınızı çektiğiniz, tepkinizi gösterdiğiniz, size acı veren durumlarla ilgili bir dönüşüm yaşadığınız olaylar, enerjiler söz konusu burada. İlişkiler konusunda, aşk hayatı konusunda sizler için. Dediğim gibi belki de işte sizi evlilik için oyalayan birisi var ve bir türlü o adımı atmıyor. Bu durumda da artık siz kendi yolunuza bakma kararı alıyorsunuz. Büyük bir değişim, dönüşüm yaşayarak burada bu tarz durumlar söz konusu sizler için. İş, kariyer, eğitim ve para konularında, daha maddi konulardaki enerjilere bakarsak, burada çok sevdiğiniz bir konuda, çok sevdiğiniz bir iş olabilir. Belki sevdiğiniz bir bölümde okudunuz, bu bölümden mezun olma durumları, çok başarılı bir şekilde de devamının geleceği, gelebileceği, aynı zamanda yani bir tamamlanma durumu söz konusu burada, sevdiğiniz bir konuyla alakalı. Mezuniyet olabilir, dediğim gibi belki yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz, bununla alakalı başarılı sonuçlar, geri dönüşler aldığınız durumlar söz konusu olabilir. Ünvan artışı gibi, kariyerde yükselme gibi bir başarı söz konusu burada sizin için ve devamının da yine maddi olarak hayatınıza bolluk bereket gelerek geleceği enerjiler söz konusu. Şöyle söyleyeyim, işte uzun süredir çalışıyordunuz, belki sizi belli bir döngüde tutan bir işiniz varsa, belki başka hiçbir şeyle ilgilenemiyordunuz, artık sizin için başarılı tamamlanma, başarı, kutlama, dediğim gibi mezuniyet olabilir. Belki pozisyonunuz değişecek, daha iyi bir pozisyona gireceksiniz. Uzun süredir terfi bekliyorsanız terfi edecek olabilirsiniz. Maaşınızda yükselme olacak olabilir. Zaten sevdiğiniz bir iş olabilir. Bu size çok mutlu edecek. Uzun süredir beklediğiniz ve çaba gösterdiğiniz zaten bir durum olabilir. Burada gerçekten parasal anlamda sizi çok mutlu edecek gelişmeler gözüküyor ve bunun uzun süredir aslında zaten sizin beklediğiniz, bununla ilgili plan yaparak ilerlediğiniz durumlar olduğunu görüyorum burada. Ve bu durumdan sonra da yani şöyle bir şey olabilir. Yeni bir teklif gelebilir ve bu yeni teklifle birlikte bulunduğunuz pozisyondan ayrılma gibi durumlar olabilir ve bunun ikilemini yaşayacak olabilirsiniz. Burada bir ikilem yaşama durumları da söz konusu. Bir sizi ikilemde bırakacak, sizi düşünmek durumunda bırakacak durumlar da söz konusu gözüküyor burada sizin için. Şu anda bulunduğum durumu bırakıp bu teklifi kabul etmeli miyim, etmemeli miyim gibi. Şöyle söyleyeyim. Eğer böyle bir teklifle karşılaşırsanız, bulunduğunuz durumdan, işte dediğim gibi belki pozisyon değişimi, belki şehir değişimi, başka bir iş teklifi gibi, bu iş teklifi konusunda cesaretle hareket ettiğinizde çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü ben burada şu anda hali hazırda bulunduğunuz durumun da artık tamamlandığını ve hayatınıza yeni fırsatların girdiği aşamaya geçtiğinizi ve bu konuda sizin de cesaretle hareket etmeniz gerektiği enerjileri görüyorum. Burada zaten çok çalışıp çabaladığınız, dediğim gibi, ve aslında yorgun da hissettiğiniz bir durum var.
var. Bunun mükafatını alacak gözüküyorsunuz burada. Bir süreç sizin için tamamlanıyor ve yeni fırsatlar hayatınıza giriyor, gözüküyor. Zafer, isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Dediğim gibi burada bir sürecin çok istediğiniz, sevdiğiniz, böyle severek istediğiniz, içinde belki çok sevdiğiniz bir meslek grubu olabilir. Sevdiğiniz bir bölüm olabilir, iş olabilir. Böyle çok istediğiniz, kalpten istediğiniz bir durumun tamamlanması ve dileklerinizin gerçek olması, hayatınıza yeni fırsatların, bolluk, bereketin girmesi durumları, enerjileri söz konusu sizler için iş, kariyer, eğitim olarak da. Dediğim gibi böyle bir yer değiştirme, pozisyon değiştirme, sizin için daha iyisinin size sunulması durumları da söz konusu. Burada diyor ki sen zaten bunu istiyordun. Artık tereddüt etme, korkma, cesaretle ilerle. Zafer senin. Evet, ilişkiler konusunda size melek mesajlarına bakalım. Koç burçları. Kendini koru. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru. Yani ben burada daha çok sizin artık özgürleşmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bazı durumlardan, ilişkiler konusunda. Korkmamalısınız. Korkmamalısınız dedim, kök çakra geldi. Güvenle alakalıdır. Korkular daha böyle kök durumları anlatır. Bazı böyle derin blokajları anlatır aynı zamanda. Çekim yasası, sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor. Dediğim gibi içerisinde olduğunuz bir ilişki varsa da artık daha özgürleşip kendi başınıza ben burada ilerlemek istediğinizi düşünüyorum. Çünkü artık sabretmişsiniz. Bazı yalanları, bazı kandırmaları görmezden gelmişsiniz, bilmezlikten gelmişsiniz ama artık diyorsunuz ki yeter. Böyle büyük bir değişim, dönüşüm söz konusu sizler için. Kök çakra, kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç. Demiştim ya, biraz böyle sinirleneceğiniz, zehir zemberek sözler edeceğiniz durumlar da olabilir. Bu özgürleşme, değişim, dönüşüm süreci içerisinde, ilişki içerisindeyseniz. Burada da kullandığınız kelimelere ne olursa olsun dikkat etmeniz konusunda size mesaj var. İş, kariyer, eğitim, para konularında koç burçları için bakalım melek mesajları neler. Sen güçlü bir ışık işçisisin. Güçlü olmak senin için güvenli. Ruhsal gücün ilahiye, sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor. Ben burada bunu şöyle alıyorum. Çok sevdiğiniz, çok istediğiniz durumlar gerçekten hayatınıza girebilir. Perilerle güçlü bir bağın var ve yaşam amacın doğana yardım etmeyi içeriyor. Doğaya, zaten bunu artık her insanın algılaması gerektiği bir süreç yaşıyoruz. Doğayla daha çok vakit geçirebilir. Kendinizi bir burada çiçeklenen bollukta da bakın, daha böyle orman gibi bir yer resmedilmiş. Biraz değnek dörtlüsünde de o tarz böyle orman, doğayla ilgili çizimler söz konusu. Belki biraz doğayla zaman geçirmek ya da işte belki ağaç bağışlamak gibi durumlar size kariyeriniz konusunda destek olacak olabilir. Ağaç bağışlamak aynı zamanda kök çakrayı da şifalandırır derler. Daha böyle köklenmenize yardımcı olur. Araştırabilirsiniz siz de. Belki bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Doğayla ilgili işler içerisinde olabilirsiniz. Bir kısmınız belki. Güç hayvanı, sana rehberlik eden hayvan ruhu seni koruyor ve bu durum için sana yardımcı oluyor. Yine böyle sürekli gördüğünüz hayvanlar varsa onların ne anlama geldiğini araştırıp bulabilirsiniz. Size iş, kariyer, eğitim konularında bazı mesajlar
getiriyor, gösteriyor olabilirler ve Tanrı kutusu bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları Tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağın bir kağıda yaz. Yani diyor ki burada iste ve evrene bırak. Burada zaten sizin istediğiniz bir şeyin de kariyer, para konularında gerçekleştiği, artık tamamlandığı ve hayatınıza girdiği, ama belki sizin birazcık bu değişim dönüşümden korktuğunuz durumlar olabilir, ama devamında cesaretle hareket ettiğinizde sizin için çok güzel, sağlam, bolluk, bereket enerjilerinin, başarının, belki terfilerin, dediğim gibi kariyerde yükselmelerin, ünvan atlamalar gibi durumların, zaferin, başarının sizinle olacağı, olabileceği enerjiler söz konusu. Evet, Koç burçları, sizin açılımınız bu şekildeydi. Açılımlarımla, kanalımdaki diğer açılımlarla da uyumlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolardan bu şekilde haberdar olabilir. Videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili bilgi almak için de her videonun altında bulunan Instagram ve YouTube linkleri üzerinden Instagram DM aracılığıyla, YouTube demişim pardon, Instagram ve mail aracılığıyla, Instagram DM ya da mail aracılığıyla benimle iletişime geçip özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.